Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size için harika bir ıslak kek tarifi vereceğim. Daha öncesinde yaptım mı? Hayır, yapmadım. Ben de sizler gibi internetten araştırdım ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar, malzemeleri sayacağım. Böyle bu kekimizin içi. 3 adet yumurtamız var. 2 yemek kaşığı kakao, hamur kabartma tozu, şekerli vanilya, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağımız ve 2,5 su bardağı kadar da unumuz var. Şimdi arkadaşlar, 3 adet başlayalım. 3 adet tavuklarımızın yumurtasını hemen kabımızın içine kıralım. Bu arada annem de diyor ki 6 tane yumurta mı kıracaksın? Ha anne dedim, 6 tane yumurta kıracağım. O zaman diyor yapma diyor, bırak diyor. Annem yumurtaları çok kıymetli. Biriktirmeyi çok seviyor. Şimdi hemen arkadaşlar 3 yumurtayı kırdım. 1 su bardağı şekeri içine koydum. Ve beyazlayana kadar bu sefer robot sayesinde arkadaşlar, mikserimiz sayesinde çırpacağız. Hemen şunu bir fişe takayım. Kısık ayarda. Bakın. Evet. İlk önce şöyle bir şey yapayım ki etraf bir batmasın. Sonra batınca temizlemesi bana kalır çünkü. Arkadaşlar ben bunu güzel bir çizeyim beyazlayana kadar. Şeker, yani arkadaşlar şeker içinde iyice eriyecek ve yumurtalarımızın rengi beyaza doğru yakın olacak. Yani beyaza doğru yaklaşacak. Ondan sonra içine diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Şimdilik ben güzelce çırpıyorum. Arkadaşlar şimdi sütümüzü ekliyorum. Sütümüzü ekledim. Sütümüzü ekledikten sonra bu arada arkadaşlar yumurtalar iyice beyazladı. Şimdi sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağımı da ekledim. Ardından güzelce şu şekilde bir karıştıralım. Bunları da güzelce karıştıralım. Bu arada yavaştan arkadaşlar, bu arada unumuzun kapağını da açtım. 2,5 su bardağı olacak şekilde ekliyorum. Bu birinci su bardağım. Bu ikinci. Bu da buçuğumuz arkadaşlar. Anneciğim. Ellerimiz bu arada battı. Ardından şunu şöyle bir koyayım. Düşmeden. Arkadaşlar yanıma makas aldım. Dedim ki ellerim batarsa şimdi zorlanırım. Biliyorum kendim. Kabartma, hamur kabartma tozumuzu açıyorum. Şöyle sağdan soldan iyice eşit bir şekilde her tarafına yaymaya çalıştım. Şimdi güzelce şekerli vanilyamızı koyuyorum. Bunu da koydum. Şimdi arkadaşlar güzelce çırpıyoruz. Hepsini güzelce çırpalım. İlk öncelikle böyle çırpmakta fayda var. Şimdi ben yavaş yavaş kakaosunu da ilave ediyorum. Çünkü her taraf batıyor. Bu şekilde çırpmakta öncelikle fayda var. Ben her zaman dediğim gibi, her zaman da diyorum. Çünkü her taraf gerçekten batıyor. Heh, güzelce bunu çırpalım bir.
Yine var. Arkadaşlar ben bunu iyice bir çırpayım. Size de hemen göstermek istiyorum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde arkadaşlar şimdilik. İyice çırpıyorum ben bunu. İyice çırpayım. Sonra borcamı yağlayacağım arkadaşlar. Bu arada ben krem şantiyi öncesinde yaptım. Krem şanti normal bildiğimiz soğuk suyla sütle birlikte yapılan krem şantimiz. Onu da göstereyim. Arkadaşlar bu paketi yaptım ben. Şimdi üzeri için hemen malzemeleri sayayım ben size. Burada çok az bir yemek kaşığı kadar kakaomuz kaldı. Bunu hemen buraya ekliyorum. Bunu ekledikten sonra arkadaşlar burada bir su bardağı sütümüz, tam yağlı. İsterseniz yarım yağlı fark etmez. Bunu da koydum. Ardından arkadaşlar çok az sıvı yağımız var. Sıvı yağımızı da ekledim. Bu da üzerine ıslatmak için fırından çıkartır çıkartmaz ıslatacağız. Şimdilik arkadaşlar ben bunu çırpayım. Fırındaki kekimiz piştikten sonra görüşelim. Arkadaşlar bu şekilde pişti. Yani ben anlam veremedim. Ama güzel pişti. Şimdi hemen ıslatacağım sıcakken. Fırından çıkartır çıkarmaz. Şurasını arkadaşlar keseceğim biraz. Attım. Dolaptan da krem şantimi çıkardım. Şimdi üzerine krem şantiyle kapatacağım arkadaşlar. Umarım güzel olur. Bu arada dolapta 3 saat dinlendireceğim ben. Ondan sonra yiyeceğiz. Şimdi ben bunun güzelce üzerine dökeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi bunu kestim bu şekilde. Soğumasını bekledim. Dolaba vereceğim. 2,5 saat sonra yiyeceğiz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.